Merhabalar Sayın Lovu TV izleyicileri. Ben Cumal Deniz. Bölümlerimizi Tanıyalım adlı programa hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle özel gereksinimli bireyler hakkında bilgiler vereceğiz. Burak Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş Öncelikle buldum. Öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? İlk önce programa davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Böyle ederim. Böyle bir anlamlı güne denk geldiğinden dolayı. Kendim Burak Çebi, İstanbul doğumluyum. Eğitim geçmişimde Özel Çınar Anadolu Lisesi mezunuyum. Aynı zamanda buraya gelerekten de özel eğitim öğretmenliği bölümü okumaktayım. Şu anda 3. sınıf öğrencisiyim. Bölümümle ilgili çeşitli araştırmalar ve çalışmalar yapmaktayım. Ve çalışmalarımı da şu anda sürdürmekteyim. Evet. Biraz da bölümünüz hakkında bilgiler verir misiniz? Özel gereksinimli bireylerle ilgili bölümü seçerken öncelikle dikkat etmemdeki sebeplerden birisi şuydu. Bütün öğretmenlik alanları çok değerli ve çok kutsal bir meslek öğretmenlik. Ama özel gereksinimli bireylere baktığımızda özel gereksinimli bireylerin dünyasına girmek, onları anlamak için ayrı bir çaba gereksinim duymaktayız. Çünkü onları anlamak, diğer bireyleri anlamak gibi kolay bir şey değil. Bununla ilgili de ilk önce insanda bir sabır olayında olması gerekiyor. Çünkü bireylerimizde çeşitli farklı problem davranışlar da gösterebiliyor. Toplum olarak baktığımızda bireylerdeki problem davranışlar aslında bize göre belki çok aykırı olarak gözükmekte ama bireyler açısından, özel gereksinimli bireyler açısından da çok farklı olarak da yorumlanabiliyor. Çünkü bireyler farklı nedenlerden dolayı bazen problem davranışlar gösterebiliyor. Bundan dolayı da bireyliğin dünyasını anlamak için de çeşitli çalışmaları okumak gerekiyor. Çünkü bu bireyler bazen kendilerini sözlü olarak ifade edemiyorlar. Başka yollarla ifade edebiliyorlar. Dışarıdan da farklı algılanabiliyorlar. Onun için bu bireylerle ilgili çalışmalarımızı yaparken çok ince ve ayrıntılı düşünmemiz gerekiyor ve sabırlı olmamız gerekiyor. Özel gereksinimli bireylerle ilgili çalışmayı seçmemdeki nedenlerden birisi kendim şahsen sabırlı bir birey olmamdan kaynaklı ve araştırmaya dayalı olmamdan dolayı. Çünkü özel gereksinimli bireylerle ilgili dünyada çok çeşitli araştırmalar yapılmakta ve halen yapılıyor olmakta. Ve çok farklı araştırmalarla birlikte özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini yükseltmekle ilgili çeşitli çalışmalar da yapılıyor şu anda günümüzde ve dünyada da. Bu çalışmalardan biraz bahseder misiniz bize? Şimdi önemli olan çalışmalara baktığımızda özel gereksinimli bireylerin ev ortamında çıkıp normal günlük yaşantısında sosyal hayata tutunabilmesi bizim için çok önemli. Çünkü bu birey sürekli küçük olarak kalmıyor. Bizim gibi yetişkinlik boyutuna da geliyorlar. Ve bu yetişkinlik boyutuna geldiğinde bireyin kendisini yönetmesi ve kendisini idare etmesi bizim için çok önemli. Amacımız zaten özel eğitim öğretmenliği bölümünü okurken bireylere bağımsız bir yaşam, hayat kalitesi sunmak. Başkalarına bağlı kalmadan kendileri yaşamlarını idrak etmesini sağlamak bizim için çok önemli. Çünkü özel gereksinimli bireylerle ilgili baktığımızda evet anne baba özel gereksinimli bireylerle ilgili sürekli üstüne düşüyorlar çocuklara. Çünkü normal gelişim gösteren diğer bireylere göre daha muhtaç olduklarından dolayı da anne baba sürekli olarak bir tedirginlik altında oluyor. Çocuğum yapamaz, edemez, bir şey olur, yanında durayım, yardımcı olayım. Anne babaları anlamak da tabii muhakkak gerekiyor bu alanda. Çünkü anne babaların ister istemez yanlış davranışlarda bulunabiliyorlar bilmeyerek. Bu da tabii bizim devreye gelerekten bireyi kendisini bağımsız yaşamasını sağlamak bizim için çok önemli. Anne babaları uyaraktan. Çünkü bu birey yetişkin olduğunda kendisinin alışverişe gidebilmesi, alışverişini yapması, bir sosyal etkileşimde bulunması, karşıdaki kişiden parayı alması, parayı hesaplayabilmesi ya da dışarıdaki bir otobüs durağına bakıp hangi durakta inebileceğini anlaması, kendi başına yaşamını sürdürmesi bizim için çok önemli. Peki, Lovu akademisyenlerin bu konuda başarılı buluyor musunuz? Tabii ki de bölüm başkanımız Sayın Prof. Dr. Ayşegül Ataman sayesinde bölümümüzde çok iyi ve kaliteli eğitimler verilmekte. Ve çok saygıda hocalarımız da bölümümüzde dersler vermektedir.
Peki, üniversite içi olsun, üniversite dışı olsun sosyal faaliyetleriniz oluyor mu bu konuyla ilgili? Sağ olsun üniversitemiz ulusal ve uluslararası kongrelerde öğrencilerini destekleyerekten, bilimsel akademik çalışmalarına katkıda bulunaraktan çok büyük fayda sağlıyorlar. Peki bölümle ilgili ileride ne yapmayı planlıyorsunuz? Bölümümüzde şu var, özel gereksinimli bireylerle ilgili çalışmalar çok ve yapılması da gerekiyor. Ülkemizde bu çalışmalarla ilgili yapılan çalışmalar var ama yetersiz bir durumda. Çünkü Türkiye'de özel gereksinimli bireylerle ilgili tarihçesine baktığımızda bölümümüzün daha şu anda 30 yıllık bir tarihçeye sahip. Daha yeni bir tarihçeye sahip olduğundan dolayı da bölümümüzle ilgili gelişmeler şu anda son zamanlarda yeni yeni ortaya çıkmakta ve insanlığımız daha yeni yeni özel eğitim bölümünün farkına varmaktalar. Daha önce özel eğitim öğretmenliği bölümü denildiğinde toplum tarafından bilinmiyordu, fark edilmiyordu. Ya da deliler öğretmenliği diye hep bahsediliyordu maalesef toplum tarafından. Ama artık bireylerin sosyal yaşama katılımı ile ilgili çeşitli projeler olduğundan dolayı ve bakanlık tarafından da bunların desteklendiğinde özel eğitim bölümünün artık toplum tarafından fark edildiği, öneminin gittikçe arttığını da söyleyebiliriz. Peki bölümle ilgili üniversitede problem yaşadığınız bir konu var mı? Herhangi bir problem yaşamıyoruz. Gayet çok güzel eğitimler alıyoruz. Kaliteli bir eğitim anlayışıyla birlikte yetişiyoruz. Uygulamaya dayalı eğitimlerimiz oluyor. Uygulamaya dayalı eğitimlerimiz çok önemli çünkü teorik bilgiyle birlikte uygulamalı bilgilerin de aynı anda olması ve onları görmemiz de bizim için büyük bir fayda sağlamış oluyor. Zaten üniversitemiz bünyesinde özel gereksinimli olan çocuklar eğitim uygulama ve araştırma merkezinde gözlem odalarında çeşitli değerli öğretmenler tarafından verilen eğitimleri izleyerekten kendimizi geliştirme fırsatını da sağlamış oluyoruz. Peki, bu bölümle ilgili öğrencilere ne gibi tavsiyelerde bulunuyorsunuz? İlk önce öğrencilerimizin bu bölümü seçmeden önce kendilerini tanımaları çok önemli. Her bölümü gibi. Çünkü birinin ilk önce kendisini tanıması gerekiyor. Kendi özelliklerini bilmesi gerekiyor. Neleri yapabileceğini, neleri yapamayacağını bilmesi gerekiyor. Ve bölümün de gerektirmiş olduğu özellikleri de bilmesi çok önemli. Çünkü bizim meslekte şefkat, merhamet, vicdan ve sabır çok önemli. Çünkü bunların olması gerekiyor çünkü bölümümüzde özel gereksinimli bireylerle ilgileniyoruz. Belki bir çocuğa sadece bir kalem kavramını anlatmak ya da onun ne amaçla kullanıldığından bahsetmek belki bir haftayı, belki 10 günü bile alabilir, bir ayı da alabilir. Hani bu da şu var, pes etmemek çok önemli. Önemli olan yapacağımız işe inanmak ve karşıdan onun beklentisini almak. Bazı çocuklarda çok hızlı karşılıklar alabiliriz, geri dönükler o anda. Ama bazı çocuklarımızda da çok geç geri dönükler de alabiliyoruz. Bu geç geri dönüklerde öğretmenin pes etmemesi gerekiyor. Önemli olan öğrenciye öğretmesi gerekiyor. Ya da kendi öğreteceği metodunu test etmesi gerekiyor. Acaba benim uyguladığım bu metot öğrenci için gerçekten faydalı bir metot mu? Kendisini de değerlendirmesi çok önemli. Çünkü normal gelişim gösteren öğretmenler tahtaya problemi yazar, öğrencilere sorar. Öğrenci anlamadığında bir kere anlatır ve bitirirler. Ama bizde öyle değil. Bizde sadece bir kavramı öğretmek için günlerimizi alabilir. Farklı öğretim metotları seçebiliriz. Bu da öğretmenin sabırlı, araştırmacı olması çok önemli. Evet, biraz da üniversiteyle ilgili başarılarınız da kulağımıza geldi. Bu başarılardan biraz bize bahseder misiniz? Yani bize, Delo TV izleyicilerine. Üniversiteyle ilgili başarımlarında sağ olsun gerekli üniversitemizin akademisyenlerinin desteğiyle birlikte yapmış bulunmaktayım. Ona öncelikle teşekkür etmekteyim bu alanda. Bununla birlikte yapmış olduğum çalışmalara geldiğimde ülkemizde az değinilen konularla ilgili çalışmalar yapmaktayım. İlk olarak üniversitemizi Özel Eğitim Öğretmenliği bölümünü 5. Ulusal Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü kongresinde temsil ettim. Bu kongrede Prof. Dr. Ayşegül Ataman danışmanlığında engel tanımadan farkındalık oluşturma adlı bir poster bildiriyle katıldım. Bu poster bildirimizde görme yetersizliğinden etkilenmiş bireylerin günlük yaşantılarında onlar için çok önemli olan ve yollarda bulunan sarı şeritlere değindik. Bu sarı şeritlere değinmemizin sebeplerinden bir tanesi de şuydu. Görme engelli, görme yetersizliğinden yani etkilenmiş bireyler
Hak tarafından tabii görme engelli bireyler diye geçiyor ama literatüre baktığımızda artık yetersizlikten etkilenmiş birey. Çünkü onları, engelleri oluşturan kişiler aslında biziz. Biz onları aslında engelli yapmış oluyoruz. Gerekli düzenleme ve çevresel düzenlemeler yapmamakla birlikte. Bunda da Sarı Şeritler Projesi çok dikkatimi çekti. Görme yetersizliğinden etkilenmiş bireylerin baston kullanma becerilerinde etkin olabilmeleri için Sarı Şeritler Projesi geliştirmiş ve ülkemizde de uygulanmaya başlanmıştı. Aynı zamanda Kuzey Kıbrıs'ta da. Sarı Şeritlerle ilgili projemize baktığımızda şu var. Bazı Sarı Şeritlerle ilgili maddelerin yapımında kalitesiz maddenin kullanımından dolayı çeşitli çatlamalar ve kırılmalar oluyor. Bu çeşitli çatlamalar ve kırılmalardan dolayı da görme yetersizliğinden etkilenmiş bireylerimiz de günlük yaşantısında bağımsız hareket ederken de zorluklar çıkartıyor. Çünkü görme yetersizliğinden etkilenmiş bireyler sarı şeritlerle birlikte yolun neresine kadar devam edebileceği, nereye kadar hareket edebileceği, sağ mı, sola mı duraksayabileceği onlar için çok önemli. Ama maddenin kalitesiz yapımından dolayı çatlakların oluşması onlar için büyük bir aksaklık oluşturur. Ve bunların da bireyin kendi özgüvenini de aslında etkilemiş oluyor. Çünkü birey biz o sarı şeritlerle birlikte aslında sen sadece bu yoldan gidebilirsin, senin yolun bu, sarı şerit olmadan hareket edemezsin tarzında da bir anlam da katmış oluyoruz. Ve bazen sarı şeritler yanlış yerlerde bitebiliyor. Bazen kırıklar oluşabiliyor, bazen aralarında bir şey sıkışmış olabiliyor. Bunlar bireyleri çok olumsuz yönde etkiliyorlar. Bir de herhalde araba çekiliyor. Arabalar da maalesef çekiliyor. Bu da toplumumuzun bilinçlenmesi de çok önemli. Yani toplumsal bilinç aslında bizim için çok önemli. Özel gereksinimli bireyler açısından. Biz toplumu ne kadar bilinçlendirirsek özel gereksinimli bireylerin yaşamı da aslında o kadar da kolaylaştırılmış oluruz. Bu açıdan da Sarı Şeritler Projesi'nde de sarı şeritlerin sürekli değil, belli başlı, belli noktalara konularak da bireylerin anlayabileceği bir şekilde daha rahat, bağımsız hareket etmesini ve onların bu sıkıntıdan kurtulmak istediğimiz amaçla bir sosyal alanda bir projeyi gerçekleştirmiş olduk. Ve onu da Anadolu Üniversitesi'nin öğretim üyelerine ve kendim gibi özel eğitim öğretmenliği bölümünde okuyan öğrencilere de sunmuş oldum farkındalık için. Çok teşekkür ederim Murat Bey. Çok sağ olun. Bizi bilgilendirdiğiniz için çok teşekkürler. Evet Love TV izleyicileri, bölümlerimizi tanıyalım adlı programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda görüşmek üzere, hoşça kalın, esen kalın.